Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bahçemizi göstereceğim birazcık. Daha önce de vlog çekmiştim zaten doğayla ilgili. Benden çok fazla istiyorsunuz hani birazcık daha böyle videolar çek bu tarzda diye. Ben de bugün böyle bir video çekmek istedim sizlere. Yalnız çok fazla sinek var, o yüzden hırka giymek zorunda kaldım. Çünkü kollarımı falan yiyorlar ve kesinlikle rahat bırakmıyorlar, yani öyle söyleyeyim. Bir de kediler de peşime geldi, onları da göstereceğim size. Elimde de şöyle bir kitap aldım, Zweig'ın Bir Kadının Yaşamından 24 Saat diye. Kitabını aldım elime, bununla resim çekiyordum. Ne kadar çekebildim bilmiyorum ama bakacağım sonrasında nasıl olduğuna falan. Dediğim gibi çok fazla sinek var, o yüzden çok uzun bir video olmayacak ama yine de sizlere göstermek istedim böyle bir videoyu. O zaman hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Bu saatlerinde çok fazla sıcak olduğu için hava göstermem mümkün değildi ama şu anda gösterebilirim. Çünkü hava birazcık serinledi akşama doğru. Bu arada alnımı da sinek yedi, gördüğünüz gibi bayağı bir acı çektim yani. Kollarımı falan da yedi aslında. Şöyle göstereyim size bahçeyi. Şu kısımda babam domatesler dikmiş. Bu şekilde. Şurada domatesler falan var. Babam buraya domatesler ekmiş. Yalnız bunları sulamamış. Herhalde akşam saatlerinde suluyor genelde. Şurada da bir hortumu var zaten. Buraya bir çeşme yapmış. Burada akşam saatlerinde suluyor domateslerini. Şu kısımda da kabak var. Tatlı kabak sanırsam bu. Onun yan kısmına da maydanozlar ekmiş. Aslında çok fazla şey ekmişti ama sanırım karıncalar çektiği için çıkmadılar. Bir ara çünkü öyle diyordu. Salatalık ektim işte, karıncalar çekti falan diyordu yani. O yüzden çok fazla bir şey yok bahçesinde ama yine de göstermek istedim sizlere. Şurada da bir üzüm var. Bir de benim bir tane daha vlogum var kanalımda. Doğa vlog diye. Onda da yine bu bahçeyi sizlere göstermiştim ama onda mesela o zamanlar yaza doğru göstermiştim. O zamanlar çok fazla bu kadar şey yoktu hatta. Daha az şeyler vardı. Yani daha fideler falan vardı. Onları göstermiştim. Şimdi birazcık daha büyüdüler. Bu arada kediler de peşime geldi, minnaklar. Böyle asla peşimi bırakmıyor. Asla. Mesela babamla falan da çıkıyorlar dışarıya. Yerleri kazıyorlar, Allah'ım yarabbim, ne arıyorlarsa bilmiyorum yani. Babamın bahçesi bu şekildeydi. Göstermek istedim size. Şurada karaymış var. Ama o da çok ufak olduğu için vermemiş. Eğer şu anda daha büyük bir karaymış olsaydı kesinlikle meyve vermişti ama çok ufak olduğu için henüz meyve vermemiş. Belki onu seneye falan gösterebilirim sizlere. Şu anda gösteremiyorum. Üst kısımlarında da böyle çilek, incir, kiraz, işte vişne gibi bir sürü, daha bir sürü meyveler falan var. Ama oralara şu anda çıkmak istemiyorum. Çok fazla birazcık daha böyle ormana yakın olduğu için çıkmak istemiyorum şu anda. Belki daha sonra babamla birlikte çıkabilirim. Şu anda çıkmayacağım oralara ama dediğim gibi orada da bir sürü meyveler falan yer alıyor zaten. Şurada da karaymış ağacı var yine. Çok uzakta ama şurada bir karaymış ağacı var ve şu an meyve vermiş sanırım. Tam olmamış ama vermiş yani, meyvesini vermiş. Onun yanında da bir tane kırmızı erik var. Hatta şu kısımda bir tane kırmızı eriğimiz vardı bizim ama onu babam kesmiş sanırım. Artık yok yani. Büyük ihtimalle kuruduğu için kesmiştir diye düşünüyorum. Şu kısımlarda zaten başkalarının bahçesi, bizim bahçemiz değil. O yüzden oralara fazla girmeyeceğim. Dediğim gibi bu şekilde ufacık minicik bir bahçemiz var. Onu size göstermek istedim. Şöyle de bir deniz manzarası var. Ben çok fazla buralara çıkmıyorum açıkçası. Çünkü dediğim gibi çok fazla sinek oluyor ve şu anda bile yiyorlar beni yani. Görmeniz lazım acayip şekilde. Bir de şurada bir tane dut ağacı var, komşunun bizim. Dut ağacı var. O da yani genelde altına dökülüyor ve kimse gelip toplamıyor açıkçası. Şöyle göstereyim. Kimse yemiyor yani. Hani sürekli altına falan dökülüyor. Burada kimse bahçesine bakmıyor yani. Açık söylemek gerekirse kimse bahçesine gelip bakmıyor.
biz burada oturduğumuz için, burada yaşadığımız için genelde evet bakıyoruz. Yani genelde babam bakıyor daha doğrusu. İlgileniyor yani, bir şeyler yapıyor öyle. Ama genel olarak çoğu insan bahçesine bakmıyor maalesef. Bu arada ben uzun zamandır vlog ya da işte video tarzı şeyler çekemiyorum açıkçası. Çünkü hava çok sıcak ve gerçekten hiçbir şey yapmak istemiyorum. Öyle bir durumum var. Ama zamanla biraz böyle hava serinledikçe falan videolar çekmeye çalışacağım. Ben de çok özledim zaten video çekmeyi. En son Trendyol videomu atmıştım. Alışveriş videomu atmıştım. O da bayağı bir ilgi gördü yani. Bayağı bir izlendi falan. Yine öyle tarz videolar gelecek. Yani çekiş tarzında da gelebilir. Alışveriş tarzında da gelebilir. Birçok video gelebilir zaten. Takipte kalırsanız çok sevinirim. Bu arada kitabı okumadıysanız mutlaka okuyun. Zaten Zıvay kitaplarının hepsini sizlere öneriyorum genelde. Bu da okuyup beğendiğim kitaplardan bir tanesiydi. Açıkçası ben bu kitabını okumuştum ama bende yoktu, kitaplığımda yoktu. Takipçilerinden bir tanesi bunu bana tekrar yolladı. Hatta bununla birlikte Ayşe Sokağan da yollamış. O bende vardı, bu yoktu. Bunu yollamış. Çok sevindim gerçekten, kitaplığımda. Bir Zıvay kitabı da eklenmiş oldu. Çok mutlu oldum yani bunu gönderdiği için bana. Videomu burada sonlandırmak durumundayım. Çünkü sinekler gerçekten çok fazla. Ve burası Türkiye değil de sanki Afrika diyebilirim. Sinekler her an size saldırabiliyor. O yüzden bayağı bir her yerimi yediler yani. Bayağı bir yediler beni yani. O yüzden bir an önce buradan çıkıp eve gitmek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Her seni vallahi burada bak. Burada maymunlar seni yer. Hadi gel.